İnsanlık tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Şu anda bunlardan birinde yer alıyoruz. Kimileri bunu globalleşme veya bilgi çağının başlangıcı olarak yorumluyor. Bu tespitler doğru. Ancak bunlardan daha da önemli bir gelişme var. Kimileri henüz bunun farkında olmasa da son 20-25 yıldır bilim ve felsefe alanında çok büyük bir değişim yaşanıyor. 19. yüzyıldan bu yana etkin olan ateizm önlenemez bir biçimde çöküyor. Ateizm, yani Allah'ın varlığını inkar düşüncesi eski çağlardan beri var oldu. Ancak bu fikrin asıl yükselişi 18. yüzyıl Avrupa'sındaki bazı din karşıtı düşünürlerle başladı. Denis Diderot, Baron d'Holbach veya David Hume gibi materyalistler madde dışında bir varlık alemi bulunmadığını öne sürdüler. 19. yüzyıla gelindiğinde ateizm daha da yaygınlaşmıştı. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim ya da Freud gibi düşünürler ateist düşünceyi farklı bilim ve felsefe alanlarına uyguladılar. Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise yaratılışı reddeden ve buna karşı evrim teorisini öne süren Charles Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri canlılar ve insan nasıl var oldu sorusuna sözde bilimsel bir yanıt öne sürdü. Doğanın içinde cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü türeten bir mekanizma olduğunu iddia etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı. ...19. yüzyılın sonlarında ateistler kendilerince her şeyi açıkladığını sandıkları bir dünya görüşü oluşturmuşlardı. Evrenin yaratılmış olduğunu inkar ediyor, buna karşı evren sonsuzdan beri vardır, başlangıcı yoktur diyorlardı. Evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu olduğunu ileri sürüyor, kainatta hiçbir amaç bulunmadığını iddia ediyorlardı. Canlıların ve insanın nasıl var olduğu sorusunun Darwinizm tarafından açıklandığını sanıyorlardı. Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkheim, psikolojinin ise Freud tarafından ateist temellerde açıklandığını zannediyorlardı. Oysa bu görüşlerin her biri
20. yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkıldı. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alanlardaki bulgular, ateizmin tüm varsayımlarını temelinden çökertti. Ünlü Amerikalı yazar Patrick Lean, 1997'de yayınlanan Allah'ın Delilleri, Sekülerizm Sonrası Dünyada İnanç ve Aklın Uzlaşması isimli kitabında bu konuda şu yorumu yapar. Geçen 2-10 yılın araştırmaları, daha önceki neslin seküler ve ateist düşünürlerinin Allah hakkındaki tüm varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. Bilim ve inanç arasında geçen bir asırlık büyük tartışmanın ardından şu anda konumlar tamamen alt üst olmuş durumda. Günümüzde somut deliller çok güçlü bir şekilde Allah inancını desteklemektedir. ...20. yüzyıl biliminin ateizme vurduğu ilk büyük darbe kozmoloji alanında oldu. Sonsuzdan beri var olan evren inancı yıkıldı ve evrenin bir başlangıcı olduğu, bir başka ifadeyle yoktan yaratıldığı bilimsel delillerle ortaya çıktı. Sonsuzdan beri var olan evren fikri İlk kez eski Yunan'daki ateist düşünürler tarafından ortaya atılmıştı. Bu düşünceyi yeni çağda ilk kez savunan kişi, 18. yüzyılın ünlü Alman düşünürü Immanuel Kant oldu. Kant, evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ve bu sonsuzluk içinde her olasılığın gerçekleşebileceğini öne sürdü. 19. yüzyılda ise evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olmadığı şeklindeki iddia geniş bir kabul görür hale gelmişti. Oysa bilim çok geçmeden evrenin bir başlangıcı olduğunu kanıtlayacaktı. Bu kanıt Big Bang, yani büyük patlama teorisinden geldi. Big Bang teorisine bir dizi keşif sonunda varıldı. Amerikalı astronom Edwin Hubble, 1929 yılında evrendeki galaksilerin birbirlerinden sürekli olarak uzaklaştıklarını ve dolayısıyla evrenin genişlemekte olduğunu fark etti. Genişleyen bir evrenin içinde zamanda geri gidildiği takdirde tüm evrenin tek bir noktadan başladığı sonucu ortaya çıkıyordu. Astronomlar bu tek noktanın sonsuz bir çekim gücü ve sıfır hacme sahip metafizik bir durum olduğu gerçeğiyle karşılaştılar. Madde ve zaman bu hacimsiz noktanın dışarıya doğru patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Bir başka deyişle evren yoktan yaratılmıştı. Big Bang teorisi materyalistleri rahatsız etmesine rağmen somut bilimsel bulgularla desteklenmeye devam etti. Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki bilim adamı 1960'lı yıllarda yaptıkları gözlemlerle bu patlamanın radyoaktif kalıntılarını tespit ettiler. Aynı gerçek 1990'larda COBE, yani kozmik fon tarayıcısı adlı uydu tarafından belirlenen radyoaktivite göstergeleri tarafından da doğrulandı.
Bugün bu bilimsel gerçekler karşısında ateistler köşeye sıkışmış durumdadırlar. Big Bang'e yönelik ateist tepkinin bir örneği, materyalist bilim dergilerinin en ünlülerinden biri olan Nature'ın editörü John Maddox'un 1989 yılında yazdığı bir makalede ifade edilmiştir. Maddox, Down with the Big Bang, yani kahrolsun Big Bang başlığıyla yazdığı makalede, Big Bang'in felsefi olarak kabul edilemez olduğunu, çünkü Big Bang'le birlikte teologların yaratılış fikrine güçlü bir destek bulduklarını yazmıştır. Dahası, Big Bang'in gelecekteki 10 yılı çıkaramayacağı kehanetinde bulunmuştur. Oysa, Maddox'un bu ümit dolu beklentisine rağmen, Big Bang o günden bu yana çok daha güçlenmiş, evrenin yaratılışını ispatlayan daha pek çok bulgu elde edilmiştir. Sonuçta modern astronominin ulaştığı gerçek şudur. Madde ve zamanı, her ikisinden de bağımsız olan sonsuz güç sahibi bir yaratıcı var etmiştir. İçinde yaşadığımız evreni var eden o yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. ...20. yüzyıldaki astronomik buluşların çökerttiği bir diğer ateist dogma ise rastlantısal evren iddiasıdır. Evrendeki maddelerin, gök cisimlerinin, bunları düzenleyen kanunların amaçsızca ve tesadüfen ortaya çıktığı iddiası çok çarpıcı bir biçimde yıkılmıştır. Bilim adamları evrendeki tüm fiziksel dengelerin İnsan yaşamı için çok hassas bir biçimde ayarlandığını ilk kez 1970'li yıllarda fark ettiler. Araştırmalar derinleştikçe evrendeki fizik, kimya ve biyoloji kanunlarının, yer çekimi, elektromanyetizma gibi temel kuvvetlerin ve elementlerin yapılarının insan yaşamı için en uygun şekilde düzenlendikleri bulundu. Bu düzenlemenin birkaç örneğini birlikte inceleyelim. Evrenin ilk genişleme hızında, yani Big Bang'in patlama şiddetinde olağanüstü derecede hassas bir denge vardır. Bilim adamlarının hesaplarına göre, eğer ilk patlama hızı milyar kere milyarda bir bile farklı olsa, o durumda madde ya tekrar içine çökmüş veya tamamen dağılmış olacaktı. Bir diğer deyişle, daha evrenin ilk anında milyar kere milyarda birlik bir isabet vardır. Elbette bu bir tesadüf değildir. Yerçekimi veya elektromanyetizma gibi fiziksel kuvvetler, düzenli bir evren ortaya çıkması ve yaşamın var olabilmesi için tam olmaları gereken değerlerdedir. Bu kuvvetlerdeki çok küçük oynamalar, örneğin milyar kere milyar kere milyar kere milyarda birlik farklar, evrenin sadece bir radyasyondan veya bir hidrojen bulutundan ibaret olmasına sebep olabilirdi. Bu durumda Güneş sistemi, gezegenler ve dünyamız da var olmayacaktı. Evrenin her detayı gibi bizim kendi güneş sistemimizde hassas ayarlarla yaratılmıştır. Güneşin büyüklüğü, güneş ışınlarının dalga boyu ve dünyanın güneşe olan uzaklığı tam insan yaşamı için gereken değerlerdedir. Bu değerlerdeki çok ufak sapmalar bile yeryüzündeki yaşamı bir anda yok edebilir. Dünya atmosferinin solunum için en ideal gazları içermesi,
veya dünyanın manyetik alanının yeryüzü şekillerinin tam insan yaşamına uygun biçimde olması da önemli hassas ayar örneklerinden sadece birkaçıdır. Dünyamızın dörtte üçünü kaplayan suyun da insan yaşamına göre ayarlanmış özellikleri vardır. Su, diğer tüm sıvıların aksine üstten donar. Buysa denizlerin bir buz yığınına dönüşmesini engeller ve yaşamın devamını sağlar. Suyun akışkanlık değeri ya da fiziksel ve kimyasal özellikleri de canlılar için olabilecek en ideal ölçülerdedir. Burada birkaç örneğinden söz ettiğimiz bu hassas ayarlar, bilim adamlarını önemli bir sonuca götürmüştür. Onların deyimiyle, evrende bir insani ilke vardır. Yani evrendeki her ayrıntı, insan yaşamını gözeten bir amaçla tasarlanmıştır. İşin ilginç yanı, bu gerçeği ortaya çıkaran bilim adamlarının büyük bölümünün aslında bu sonuca varmayı pek de istemeyen materyalist kişiler oluşudur. Amerikalı astronom George Greenstein, Simbiyotik Evren adlı kitabında bu gerçeği şöyle itiraf eder. Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. Evrenin kökeninde bir doğaüstü akıl devreye girmiştir. Yoksa bir anda hiç de o niyeti taşımamamıza rağmen ilahi bir varlığın var olduğuna dair bilimsel delillerle yüz yüze mi geliyoruz? Ünlü moleküler biyolog Michael Denton ise doğanın kaderi, biyoloji kanunları evrendeki amacı nasıl gösteriyor adlı 1998 basımı kitabında şu yorumu yapmaktadır. 20. yüzyıl astronomisinde ortaya çıkan yeni tablo, geçmiş 400 yılda bilim çevrelerinde giderek yükselmiş olan varsayıma çok güçlü bir meydan okuma oluşturmaktadır. Bu, yaşamın evrensel tablo içinde tamamen rastlantısal ve önemsiz olduğu varsayımıdır. Kısacası ateizmin belki de en temel dayanağı olan rastlantısal evren kavramı bugün çökmüş durumdadır. Bu kavramın bir yanılgı olduğuysa zaten insanlara bundan 14 asır önce Kur'an'da bildirilmiştir. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. ...19. yüzyılda zirveye tırmanan ateizmin en önemli dayanağı Darwin'in evrim teorisiydi. Darwin, insanın ve tüm diğer canlıların kökeninin bilinçsiz doğa mekanizmaları olduğunu ileri sürdü ve böylece ateistlerin asırlardır açıklayamadıkları bu konuya sahte bir açıklama getirdi. Nitekim devrim ateistleri Darwin'in teorisini büyük bir sevinçle karşıladılar. Marx ve Engels başta olmak üzere 19. yüzyılın ateist düşünürleri bu teoriyi felsefelerinin temeli olarak belirlediler. Ancak ateizmin bu en büyük dayanağı da 20. yüzyıldaki bilimsel bulgularla yıkıldı. Fosil bilimi, biyokimya,
anatomi, genetik gibi farklı bilim dallarının ortaya koyduğu kanıtlar evrim teorisini çok farklı yönlerden çürüttü. Darwin, canlı türlerinin hepsinin tek bir ortak atadan geldiğini, çok uzun zaman içinde küçük ve aşamalı değişimlerle farklılaştıklarını öne sürmüştü. Bu iddianın kanıtlarınınsa fosillerde, yani canlıların katılaşmış kalıntılarında bulunacağını ummuştu. Ancak 20. yüzyıl boyunca yürütülen fosil araştırmaları bunun tam aksi bir tablo ortaya çıkarmıştır. Darwin'in teorisini kanıtlayacak tek bir ara tür fosili dahi bulunamamıştır. Dahası, bilinen tüm temel canlı grupları fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmaktadır. Kendilerinden önce herhangi bir ataları bulunduğuna dair hiçbir iz yoktur. Örneğin Kambriyen patlaması olarak bilinen olgu, evrim teorisini yıkmaya yeterlidir. Bu erken jeolojik dönemde hayvanlar alemindeki temel kategorilerin tamamına yakını aniden belirmiştir. Vücut yapıları birbirlerinden tümüyle farklı olan yumuşakçalar, omurgalılar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler gibi çok farklı kategorilerdeki canlılar, son derece kompleks organ ve sistemleriyle aniden ortaya çıkmışlardır. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçek, evrim teorisini çürütmekte ve yaratılışı kanıtlamaktadır. Darwin teorisini ortaya atarken, hayvan yetiştiricilerinin farklı köpek veya at cinsleri türetmeleri gibi örneklere dayanmıştı. Bu canlılarda gözlenen değişimi tüm doğaya atfetmiş ve her canlının bu şekilde ortak bir atadan gelmiş olabileceğini savunmuştu. Ancak 19. yüzyılın yetersiz bilim düzeyi içinde ortaya atılan bu iddia da 20. yüzyıldaki bulgularla çürüdü. Farklı hayvan veya bitki türleri üzerinde 10 yıllar boyu yapılan gözlemler, canlılardaki çeşitlenmenin hiçbir zaman için belirli bir genetik sınırın ötesine geçmediğini gösterdi. Öte yandan genetik deneyler, neo-Darwinizmin bir evrim mekanizması olarak tanımladığı mutasyonların da canlılara hiçbir yeni genetik bilgi eklemediğini, aksine onlara hep zarar verdiğini ortaya koydu. Meyve sinekleri üzerinde yapılan sayısız mutasyon deneyinde hep sakat bireyler ortaya çıktı. Darwin'in teorisine göre, yeryüzündeki yaşamın cansız maddelerden başlamış olması gerekir. Peki ileri sürülen bu ilk canlı nasıl ortaya çıkmıştır? Darwin bu konuya değinmemiş, sadece "İlk canlı hücre küçük, sıcak bir göletin içinde ortaya çıkmış olabilir." diye yazmıştı. Darwinizmin bu açığını kapatmak niyetiyle konuya eğilen evrimci biyologlarsa hayal kırıklığına uğradılar. Tüm gözlem ve deneyler, cansız maddenin içinden canlı bir hücrenin doğmasının tek kelimeyle imkansız olduğunu gösterdi.
20. yüzyılın ikinci yarısında bilim adamları bir şeyi daha keşfettiler. Başta canlı hücresi ve içindeki kompleks organeller olmak üzere canlılık son derece kompleks tasarımlarla doludur. Hiçbir kameranın kendisiyle boy ölçüşemeyeceği gözlerimiz, kuşların uçuş teknolojisine ilham kaynağı olan kanatları, canlı hücresinin iç içe geçmiş karmaşık sistemleri veya DNA'daki olağanüstü bilgi. Tüm bunlar açık birer tasarım örneğidir. Ve canlılığı kör rastlantıların ürünü sayan evrim teorisini çaresiz bırakmaktadır. Bu bilimsel gerçekler 20. yüzyılın sonunda Darwinizmi köşeye sıkıştırmış durumdadır. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batılı ülkede bilim adamları Darwinizmi reddetmekte ve onun yerine bilinçli tasarım teorisini savunmaktadır. Çünkü bilimsel kanıtlar canlıların tesadüflerle değil, tasarımla ortaya çıktığını göstermektedir. Kısacası bilim, tüm canlıları Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğini bir kez daha tasdik etmektedir. ...19. yüzyıldaki ateist dogmanın psikoloji alanındaki temsilcisi Avusturyalı psikiyatrist Sigmund Freud'tu. Freud, ruhun varlığını reddeden ve insanın tüm ruhsal dünyasını cinsel dürtülerle açıklamaya çalışan bir psikoloji teorisi ortaya attı. Freud, buhranların kaynağını açıkladığı iddiasındaydı. Oysa asıl onun teorisi yeni buhranlar körüklüyordu. İnsanı sadece bencil tutkularını tatmin etmek için yaşayan bir tür hayvan olarak tanımlayan bu öğreti, ahlaki değerleri yozlaştırarak insanları yalnızlık, korku ve depresyona itiyordu. Freud'dan etkilenen sanatçıların tabloları, bu öğretinin karanlık dünyasını tasvir ediyordu. Freud'un en büyük saldırısı ise dine karşıydı. ...1927'de yayınlanan Bir İllüzyonun Geleceği adlı kitabında dini inancın sözde bir tür akıl hastalığı olduğunu ileri sürüyor ve insanlığın ilerlemesiyle birlikte dini inançların tamamen ortadan kalkacağını savunuyordu. Sadece Freud değil, 20. yüzyılın diğer önde gelen psikologları da koyu birer ateistti. Davranışçı ekolün kurucusu Burroughs Skinner ya da rasyonel duygusal terapinin kurucusu olan Albert Ellis bu ateistlerin en ünlüleriydi. Sonuçta psikoloji dünyası ateizmin arka bahçesi haline geldi. 1972 yılında Amerikan Psikoloji Derneği üyeleri arasında yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki psikologların sadece %1'i dini inanç sahibiydi. Ama psikologların çoğunun içine düştüğü bu büyük aldanış, kendi yürüttükleri araştırmaları tarafından çürütüldü. Öncelikle Freud'un teorilerinin hemen hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı ortaya çıktı. Dahası, dinin, Freud ve diğer bazı psikoloji teorisyenlerinin iddialarının aksine, zihinsel sağlığın çok temel bir öğesi olduğu anlaşıldı. Amerikalı yazar Patrick Glean, bu önemli gelişmeleri şöyle özetler.
20. yüzyılın son çeyreği, Freud'un kurduğu psikoanalitik vizyona hiç de uygun davranmadı. Bunun en dikkat çekici yönü ise Freud'un din hakkındaki görüşlerinin tamamen yanlış çıkmasıydı. Son 25 yılda psikoloji alanında yapılan araştırmalar, dini inancın Freud'un ve müritlerinin iddia ettiği gibi bir tür nevroz veya nevroz kaynağı olmak bir yana, genel zihinsel sağlık ve mutluluğun en tutarlı öğelerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. Üst üste yapılan pek çok araştırma, dini inanç ve ibadetlerle intihar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, boşanma ve depresyon gibi konulardaki sağlıklı davranışlar arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bir başka deyişle, ateizm psikoloji alanında da hezimete uğradı. Ateizmin 20. yüzyıldaki çöküşü sadece bilim dallarında değil, aynı zamanda siyaset ve toplumsal ahlak düzeyinde de geçerlidir. Komünizmin yıkılması bunun önemli örneklerinden biridir. Komünizm, 19. yüzyıldaki ateist sapmanın en önemli siyasi sonucuydu. İdeolojinin kurucuları olan Marx, Engels, Lenin, Troçki veya Mao, ateizmi en temel prensip olarak benimsediler. Komünist rejimler, ateizmi topluma yaymak ve dini inançları yok etmek istiyorlardı. Stalin Rusyası başta olmak üzere Kızıl Çin, Kamboçya, Arnavutluk ve bazı Doğu Bloğu ülkelerinde başta Müslümanlar olmak üzere dindarlara karşı büyük baskılar uygulandı. Hatta toplu kıyımlar gerçekleştirildi. Ama bu kanlı ateist sistem 1980'lerin sonunda çok şaşırtıcı bir şekilde çöktü. Aslında çöken şey bizzat ateizmdi. Amerikalı yazar Patrick Glynn konuyu şöyle açıklamaktadır. Tarihçiler komünizmin çöküşüne giden faktörleri detaylı inceledikçe, Sovyet elitinin bir tür ateist inanç krizinin sancıları içinde olduğu açığa çıkmaktadır. Ateist bir ideolojinin etkisinde yaşadıklarından dolayı Sovyet sisteminin insanları çok köklü bir moral çöküntüsü yaşamıştır. Yönetici sınıf da dahil olmak üzere Sovyet halkı her türlü ahlaki duyguyu ve her türlü umudu yitirmiştir. Sovyet sisteminin bu büyük inançsızlık krizinin ilginç bir göstergesi, Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un yapmaya çalıştığı reformlardı. Gorbaçov başa geldiği günden itibaren ekonomik reformların yanında ahlaki sorunlarla da ilgilendi. Örneğin ilk olarak alkolizme karşı bir kampanya başlattı. Topluma moral verebilmek için uzun süre eski Marksist-Leninist kavramları kullandı. Ancak bunun fayda etmediğini görünce rejimin son yıllarındaki bazı konuşmalarında Allah'tan söz etmeye dahi başladı. Gerçekte bir ateist olmasına rağmen. Ancak kuşkusuz bu samimiyetsiz inanç sözleri fayda etmedi. Ve Sovyet toplumunun inanç krizi daha da büyüdü. Sonuç, dev Sovyet İmparatorluğu'nun bir anda çökmesiydi. 20. yüzyılda sadece komünizm değil, 19. yüzyıldaki din aleyhtarı felsefelerin bir diğer meyvesi olan faşizm de yıkıldı. Faşizm, ateizmle putperestliğin sentezi sayılabilecek bir felsefenin ürünüydü.
Faşizmin fikir babası sayılan Friedrich Nietzsche putperestliği övmüş, ilahi dinlere şiddetle saldırmış, hatta kendini Deccal olarak tanımlamıştı. Nietzsche ve onun felsefesini izleyen Martin Heidegger, Nazi Almanyası'nın en büyük ilham kaynakları oldular. Bu iki ateist düşünürün şiddeti öven ateist felsefesi, Nazi Almanyası'ndaki korkunç vahşetleri doğurdu. Birer ateist olan Hitler ve kurmayları, Almanya'yı bir korku devletine dönüştürdükten sonra tarihin en kanlı savaşını başlattılar. İkinci Dünya Savaşı olarak anılacak bu cinnet, tam 55 milyon insanın hayatına mal oldu. Nazilerin savaş sırasında kurdukları toplama kamplarında ise Yahudiler, Çingeneler, Slavlar gibi farklı etnik gruplar veya başta dindarlar olmak üzere Nazi ideolojisine aykırı düşen insanları katlettiler. Ateizmin bir diğer toplumsal sonucuysa 20. yüzyılın ikinci yarısında liberal Batı toplumlarında ortaya çıktı. Hristiyan ailelerde yetişen Batı gençleri Darwin, Marx ya da Freud gibi ateist ideologların öğretilerinin etkisiyle dine karşı öfke dolu bir akım geliştirdiler. ...60'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'da hızla gelişen bu akım, cinsel devrim kavramını ve bununla birlikte hippilik rüyasını doğurdu. Hippiler sınırsız uyuşturucu ve sınırsız cinsellikle mutluluğu yakalayacaklarını sanıyorlardı. John Lennon'ın dinin olmadığı bir dünya hayal et şarkısıyla sokaklara dökülen bu gençler aslında kitlesel bir aldanış içindeydiler. Nitekim dinin olmadığı dünya onlara çok kötü bir son hazırladı. 60'lı yılların hippi önderleri 70'lerin başlarında birbiri ardına intihar ettiler ya da uyuşturucu komasından öldüler. Karakolların duvarlarına asılan kayıp listelerindeki gençlerin çoğu uyuşturucu kurbanlarıydı. Aynı kuşağın şiddete başvuran gençleri ise yine şiddetle karşılık gördüler. Allah'tan ve dinden yüz çeviren, devrim ya da aşk gibi kavramların kendilerini kurtaracağını zanneden 68 kuşağının gençleri hem kendilerini hem de toplumlarını harap ettiler. Buraya kadar kısaca özetlediğimiz bilgiler, ateizmin kaçınılmaz bir çöküş içinde olduğunu açıkça göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, insanlık Allah'a yönelmektedir. Bu gerçek, sadece burada aktardığımız bilim veya siyaset alanlarıyla sınırlı değildir. Ünlü devlet adamlarından sinema yıldızlarına veya pop sanatçılarına kadar, Batı toplumunun pek çok kanaat önderi eskisine göre daha dindardır. Uzun yıllar ateist olarak yaşadıktan sonra gördüğü gerçekler karşısında Allah'a iman eden pek çok insan vardır. Bu nedenledir ki içinde yaşadığımız dönem önemli bir dönemdir. Asırlardır insanlara akıl ve bilme yolu gibi gösterilmek istenen ateizmin büyük bir akılsızlık ve cehalet olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bilimi kendisine araç edinmek isteyen materyalist felsefe
bilimin kendisi tarafından çürütülmektedir. Böyle olması da kaçınılmazdır. Çünkü ateizm olabilecek en büyük akılsızlıktır. Allah'ı inkar edenlerin ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğu Kur'an ayetlerinde şöyle vurgulanır. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi O diriltti. Sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir. Ve sonra O'na döndürüleceksiniz. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, her şeyi bilendir.